Diyelim ki sıcak hava balonu gösterisi izlerken balonlardan birinin ne kadar hızlı yükseldiğini öğrenmek istiyorsunuz. Elinizde bazı ek bilgiler de var. Örneğin, o sıcak hava balonunun tam altına denk gelen noktanın nerede olduğunu biliyorsunuz. Evet. Balon tam bu noktadan havalandı ve doğu doğru göğe yükseliyor. O ne güzel bir duygudur öyle değil mi? Sizin bu noktaya uzaklığınızda tam 500 metre, bu noktadan 500 metre uzakta duruyorsunuz. Buna ek olarak yer ile balon arasındaki açının da kaç derece olduğunu ölçtüğünüzü varsayalım. Bu açının teknik olarak nasıl ölçüleceğini tam olarak bilmiyorum ama. Sanırım yol yapım çalışmalarında kullanılan aletler bu konuda bize yardımcı olabilirler. Yine de siz benim dediğime inanmayın çünkü emin değilim. Fakat yatayla yatay eksende yer almayan bir cisim arasındaki açıyı ölçebilen aletler olduğundan da eminim. Biraz araştırılmaya değer. Her neyse bu açı pi bölü 4 radyan olsun. Açıyı radyan olarak bırakacağım çünkü trigonometrik fonksiyonların türevlerini aldığımızda açıların radyan türünden ölçüldüğünü varsayarız açı pi bölü 4 radyan. Bir de, bir de bu açının hangi oranda değiştiğini de bildiğimizi varsayalım. Evet, bu açı değişiyor. Değişim oranı da dakikada 0,2 radyanmış. Şimdi de soru geliyor. Bu balonu izleyen kişi siz olduğunuza göre, bana balonun ne kadar hızlı yükseldiğini söyleyebilir misiniz? Balonla siz ya da yer arasındaki açı pi bölü 4 radyan ve dakikada 0,2 radyan olarak da değişirken balon ne kadar hızlı yükseliyor. İsterseniz isterseniz işe bildiklerimizi ve bizden ne istediklerini gözden geçirerek başlayalım değil mi? Elimizde ne var? Bildiğimiz şeyler. Teta'nın pi bölü 4 radyan olduğu. Bu açının teta olduğunu varsayalım. Hemen not ediyorum teta. Teta'nın değişim oranını da biliyoruz öyle değil mi? Evet d teta sarıyla yazayım. d teta bölü dt 0,2 radyan bölü dakikaya eşit. Peki bulmamız gereken şey neydi? Balonun yüksekliğinin değişim hızı. Bu yüksekliğe eğer h diyecek olursak bulmamız gereken şey dh bölü dt'dir. Bunun ne eşit olduğunu bulmak için dh bölü dt, d theta bölü dt ve belki de theta arasında bir ilişki kurmamız gerekecek öyle değil mi? Ya da eğer h ile theta arasındaki ilişkiyi bulabilirsek t'ye göre türev alır ve tüm bu değişkenler arasında bir ilişki kurabiliriz. Haydi bakalım. Theta ile h arasında nasıl bir ilişki olduğuyla başlayalım. Her şey trigonometride gizli. H'yi bulmak istiyoruz ve bu uzaklığın ne olduğunu biliyoruz. Teta'ya göre düşündüğümüzde karşı bölü komşu ilişkisini kullanabiliriz öyle değil mi? Ve bu da tanjantı anımsatıyor size. Hemen yazıyorum. Tanjant teta eşittir karşı kenar yani H bölü komşu kenar yani 500 metre. İşte buyurun size teta ile H arasında bir ilişki ve Şimdi de teta, d teta bölü dt yani teta'nın değişim oranı ile dh bölü dt yani h'nin t'ye göre değişim oranı arasında bir ilişki bulmak için bu eşitliğin her iki tarafının dt'ye göre açık türevini almamız gerekecek. Yani t'ye göre. Hemen başlayalım. Şu h bölü 500'ü biraz kaydırayım. Evet hop. Evet, böylece böylece türev operatörünü gösterebilirim. Şimdi de t'ye göre türev alacağız. Sol tarafın t'ye göre türevi ve sağ tarafın t'ye göre türevi. Tanjant teta'nın t'ye göre türevi nedir diye sorarsam bana cevap verebilirsiniz değil mi? Zincir kuralını uygulamamız gerekecek. Öncelikle tanjant teta'nın teta'ya göre türevini alacak ve sekant kare teta elde edeceğiz. Ardından da bunun yani teta'nın t'ye göre türevi yani d teta bölü dt ile çarpacağız bunu. Tekrar edeyim. Burası bir şeyin tanjantının o şeye göre türevi ve burası da Burası da çarpı o şeyin t'ye göre türevi. Evet, tanjant teta'nın teta'ya göre türevi çarpı teta'nın t'ye göre türevi. Bunun sonucu olarak da tanjant teta'nın t'ye göre türevini bulmuş olacağız. Bu türev operatörünü kullandığımız zaman sadece teta'ya göre değil başka bir değişkene göre de türev alabiliriz. Anlaştık değil mi? Bu sol taraf. Sağ tarafta ise 1 bölü 500 dh bölü dt. Evet bunu elde ederiz. 1 bölü 500 dh bölü dt. Yani h'nin t'ye göre türevinin 1 bölü 500 ile çarpılmış hali. Böylece bulmamız gereken ilişkiyi de bulmuş olduk. Yüksekliğin zamana göre değişim oranı, açı ve açının zamana göre değişim oranı arasındaki ilişki, evet işte bu, bundan bahsediyorum ve artık buradaki değerleri kullanıp bulmamız gereken şeyin ne olduğunu bulabiliriz. Şuraya yazayım. Sekant kare teta. Teta'nın pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Pi bölü 4'ün sekant karesi. Şuradaki renkleri kullanayım ki hangi değerin nereye gittiğini görebilelim. Evet, pi bölü 4'ün sekant karesi çarpı d teta bölü dt yani 0,2 eşittir 1 bölü 500 çarpı. Bu arada bu radyan bölü dakika, bu da metre olduğu için cevabı metre bölü dakika türünden bulacağımızı da eklemek istiyorum. Birimlerin doğru olduğundan da emin olduktan sonra devam edelim. 1 bölü 500 dh bölü dt, dh bölü dt'nin neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı 500 ile çarpalım. dh bölü dt yani yüksekliğin zamana göre değişim oranı eşittir. 500 çarpı pi bölü 4'ün sekant karesi yani 1 bölü kosinüs kare pi bölü 4'e eşit. Bunu da şuraya not ediyorum kosinüs pi bölü 4 karekök içinde 2 bölü 2'ye eşit değil mi? Böyle olduğuna göre kosinüs kare pi bölü 4 2 bölü 4'e yani 1 bölü 2'ye eşit olur. Sekant kare teta ise bunun çarpmaya göre tersi yani 2'ye eşittir. Güzel. Buraya geri dönüyorum. Şurayı bir sileyim, evet, evet, sekant kare pi bölü 4, 2'ye eşit, çarpı 0, 2. Bu 500 çarpı 0,4 eder. Eşittir 500 çarpı 0,4. Doğru yaptığımdan emin olmak istiyorum. 3 sıfır koyup virgülü bir basamak sola alalım. Evet, 200. İşte tam o anda yüksekliğin zamana göre değişim oranı yani dh bölü dt 200 metre bölü dakikaymış.